Yandan diyoruz ya, görülmemiş bir acı yaşanıyor burada. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim. Ata Gündüz Kurşun muhabir arkadaşım bizi bekliyor yanında konuğuyla birlikte. Deprem bölgesinde definler nasıl gerçekleştiriyor? Bu sorunun yanıtını verecek Ata, söz sende. Teşekkür ediyoruz Cansın. Şehir mezarlığındayız. Yanımızda da kıymetli bir konuğumuz var. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen hocamız. Hocam hoş geldiniz haber yayınına. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Başımız sağ olsun öncelikle. Tabii yitip giden canlarımız geri gelmeyecek ama toplumda farklı farklı algılar var. Cenazelerin defin işlemiyle alakalı. Şu anda burada biz en azından inanılmaz bir organizasyon görüyoruz. Cenazeler nasıl defnediliyor sizden dinleyelim. Öncelikle sizin de ifade ettiğiniz gibi başımız sağ olsun. Allah tekrarından, beterinden korusun hepimizi, milletimizi, memleketimizi. Şimdi gösterme imkanınız var mı bilmiyorum ama gördüğünüz gibi cenazeler geliyorlar buraya. Bir kısmı enkazın altından çıkmış, bir kısmının vücudunda yaralar, ezikler var, bir kısmının organlarının bir kısmı kopmuş şekilde. Bir de bir haftadan fazla zaman geçtiği için deformeler başlamış, bozulmalar başlamış. Arkadaşlarımız yukarıdaki kurulan cenaze araçlarında önce yıkama işlemlerini, mümkünse mümkün olmayan cenazelerde, yani vücutları, azaları, organları itibariyle teyemmüm işlemlerini yaptırıyorlar. Ondan sonra önceden zaten tahtaların üzerinde, teneşirlerin üzerinde kefenleri hazırlıyorlar. Gelen cenazeleri hemen kefenlemek suretiyle musallaya, cenaze namazının kılınacağı alana alıyorlar. Orada namazları kılınıyor ve bir ekip hemen alıp sonra kabristana defnediyorlar. Şimdi o yukarıya gitme imkanımız olsaydı size göstermek isterdim. Kefen bulamamışlar, kefen bulamadıkları için efendim cenazeleri battaniye ile filan. Hocam biz gözümüzle gördük gelirken her taraf kefen yığını, yani deyim yerindeyse, yani tırnak içerisinde. Tabir caizse tırlar dolu. Kefenler var, birikmiş kefenler var. Arkadaşlarımız burada, hem Kayseri müftümüz, Balıkesir müftümüz, pek çok ilçe müftümüz burada. Türkiye'nin dört bir tarafından her gün sahada yaklaşık 20 bin civarında arkadaşımız var. Arkadaşlarımız dini sorumluluk içerisinde, yani bir vecibeyi, son görevi yerine getirmenin sorumluluğu içerisinde ellerinden gelen bütün gayreti, ki ben iki gündür işte Malatya'dan itibaren dolaşıyorum, kabristanlara da gidiyorum. Yani göz yaşartacak, cenazenin başında dayanamadığı, yüreği burkulduğu, parçalandığı için ağlayıp bayılan hocalarımız var. Erkek hocalarımız var, hoca hanımlarımız var. Göz yaşartacak büyük bir fedakarlıkla iş yapmaya çalışıyorlar son vazifeyi. Bu konuda hiç kimsenin aklına efendim gereken yapılmıyor şeklinde bir şey gelmemeli doğrusu. Fakat her zaman bir cenaze olduğu zaman herkes ayağa kalkar, bütün komşular seferber olur ama buraya bakın, 10 bin civarında defin yapmış arkadaşlarımız. Yani her birine saatleri ayırmak mümkün değil. Biraz hızlandırılmış şekilde yapılıyor. Battaniyenin arasında diyelim ki şeyden çıkmış efendim, enkazdan çıkmış, getiriliyor. Battaniyenin altında kalınca ya işte kefenlemiyorlar filan. Biliyorsunuz kefenin beyaz olma mecburiyeti yoktur dinen de. Ama ceset torbası ya da battaniyenin içerisinde olması onun cesedin kefenlenmediği anlamına gelmiyor. Bütün bunlara çok itibar etmemek lazım. Bence daha çok dikkatimizi yönetmemiz gereken, burada insanlar büyük bir travma yaşıyorlar. Yani bugün buraya gelmeden Adıyaman'daydım. Adıyaman müftümüz 18 yakınını kaybetmişti. 18 yakını, bir kısmı hala enkazdan çıkmamıştı. Akrabaları, kendisi de Adıyamanlı olduğundan dolayı. Müftü yardımcılarımızdan, il müftülerimizden, imamlarımızın ne kadarının vefat ettiğini daha bilmezken eşini defnedip de gelip efendim cenaze defnetmeye çalışan, kaldırmaya çalışan arkadaşlarımız var. Enkazın altında evladını bırakıp gelip insanların cenazeleri dışarıda kalmasın diye onları toprakla buluşturmaya çaba gösteren arkadaşlarımız var. Hiç kimse ona bakmasın. Ya bu insanların acısını nasıl azaltacağız? Yani bu büyük felaketten nasıl bir hayır çıkacak ki? Zaten bir hayır
çıktığını da görüyoruz. Türkiye seferber olmuş durumda. İnanın Diyanet ordusunun da zaten hani muhakkak bir yakınları vardır, akrabaları vardır, siz de söylediniz. Çünkü 13-13,5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen bir deprem. Elbette. Şimdi camiler açık, ayakta kalan bütün camiler halkımızın, cemaatimizin hizmetinde. Ama bu arkadaşlarımız burada görev yapıyorlardı. Şimdi ilk günden itibaren bakın burada Kayseri müftümüz, Balıkesir müftümüz, Sivas, yani pek çok müftümüz Erzurum'dan ilk günden itibaren geldiler. Niye? Çünkü buradaki müftümüz de enkazın altında kaldı. Buradaki müftümüzün yardımcısı enkazın altında kaldı. Efendim işte buradaki müftümüz de depremi yaşadı. Yani hepsi enkazın altında kalmadı. Bir kısmı enkazdan çıktı ama üzerine yıkılmadan. Dolayısıyla onlara takviye olsun diye bütün teşkilat hem de gece gündüz demeden hakikaten olağanüstü bu ecir ve mükafatı Allah'tan bekleyen insanların dışında hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Yani böyle bu zor zamanda lüzumsuz konuşanların her birini bir cenazenin başına gelip de 5 dakika değil 1 dakika beklemeye davet ediyorum. Kolay değil hocam. Biz de az önce gördük gerçekten yukarıda o acıları en azından. Evet, dolayısıyla dini vecibelerin yapılması konusunda herhangi bir eksiklik yok. Hızlandırılmış. Bazen iş makinelerinden istifade edilmek zorunda kalınan yerler olmuş. Bu bizim işimiz değil zaten. Yani kabristanı kazmak, defnetmek, kabrin üstünü örtmek. Biz oraya kadar ki dini vecibeleri yapıyor arkadaşlarımız. Zaten bizim arkadaşlarımızın işi değil. Ama onları da anlamak lazım. Eğer bunu belediye yaptıysa ya da başka bir ekip yaptıysa anlamak lazım. Yani insan gücüyle diyelim ki 100 kişiyi yan yana kabristana, kıbleye gelecek şekilde usulüne uygun koymuşsunuz. İnsan gücüyle toprakları üzerine atmak, kürekle atmak ve kapatmak saatler sürer. Yeni bir 100 kişi geliyor. Arkasından 200 kişi daha geliyor. Sürekli cenaze. Bu büyük bir afet, büyük bir felaket. Toparlayacak olursak birkaç cümleyle hocam yayınımızı bitir. Yani Cenab-ı Hak'tan niyazımız bu afetten, bu felaketten hayır çıkmasını nasip etsin. Hem ders alma anlamında hem kenetlenme anlamında, birbirimize sahip çıkma anlamında. İkinci olarak da şunu ifade etmek istiyorum A Haber ekranlarından. Çok kısa. Yani bu anlık bir yardım duygusu olmamalı. Bu aylarca sürebilecek efendim sıkıntıların aylarca sürebileceğini görüyoruz sahada. Dolayısıyla gayretimizi önümüzdeki aylara sirayet edecek şekilde kullanmak ve çaba göstermek lazım. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen hocamızla cenazelerin defin işlemlerinin nasıl yapıldığını konuştuk diyelim. Söz tekrar size bırakalım.